Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan ve proje çağrısından basın ve valilik kanalıyla yapılan bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla haberdar olduk. Mevcut fabrikamızda yatırım ihtiyacı, ahşap bölümlerin revize edilmesi ve üretim kapasitesinin artırılmasıyla ilgili ihtiyacımız vardı. Bununla birlikte devlet desteklerinden yararlanmak amacıyla proje çağrısına dosya hazırlamaya karar verdik. Sonuçların açıklanmasından ve destek almaya hak kazanan firmalar arasında olduğumuzu öğrendikten sonra süratle yatırım planlamamızı hayata geçirmeye başladık. Bu yatırımımızı tamamladıktan sonra ihracat oranımızda %55 olan eski ihracat rakamımız, tüm satışlarımız arasındaki oranın %55 olan ihracat rakamımız 72'ye yükseldi. Çalışan sayımız 112 iken 159'a yükselttik. Ve ihracat yaptığımız ülke sayısında 11 ülkeden 16 ülkeye çıkardık. Tabii satışlarımızda sürekli büyüyen bir ivmeyi yakalamamızda bu yeni ahşap bölümüne yaptığımız yatırımın çok büyük faydası oldu. Bu anlamda bu tür devlet desteklerinin devamlılığının bizler için ne kadar önemli olduğunu tekrar altını çizmek isteriz. Proje kapsamında toplam proje bütçesi 1 milyon 13 bin TL olup bunun 400 bin TL'si Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nca destek olarak sağlanmış. Geriye kalan tutar ise şirketimiz öz kaynakları tarafınca karşılanmıştır. Bu proje kapsamındaki yatırımları gerçekleştirdikten sonra çalışan sayımız 112 kişiden 159 kişiye, toplam ciromuzdaki ihracat oranı %55'ten %72'ye yükselmiştir. Projenin başlangıcından itibaren Kalkınma Ajansı'ndaki uzmanlar tarafından izleme ziyaretlerinde bulunarak süreç sonuna kadar takip edilerek bize gerekli destek sağlanmıştır. Buradan bu konuda bize her türlü desteği sağladıkları için tekrar teşekkür etmek isteriz. Devlet Ticaret Odası'nda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın uzman arkadaşlar ziyarette bulundular. Mevcut yatırımcı için gerçekten de iyi projeler destekleyeceğiz dediler. Biz bunun sözünü aldık ve ondan sonra biz de hemen projelerimizi geliştirmeye başladık. Nisan ayında açıklandığında projemizin geçtiğini gördük, onaylandığını gördük ve çok sevindik. Nisan ayından sonra da hızla artık projemizin işleme süreci başladı. Projemiz çevreye duyarlı üretim gerçekleştirme projesi. Projenin başlaması ve bitiş tarihleri arasında 16 yeni istihdam sağladık. Makinemizin otomasyonuyla beraber üretimimizde %50'lere varan bir artış gerçekleştirdi. Bunun yanında lakeli modellerde 14 yeni ürün tasarladık ve lake ağırlıklı 14 tane yeni ürün gerçekleştirdik. Bununla beraber yine Bakka desteğiyle pazar araştırması yaptırdık yurt dışı ülkelerinde. Ve bugün bir Libya, bir Irak, bir de Azerbaycan'la yeni firmalarla çalışmaya başladık. Bu konuda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle pazar artışımızda %30'luk bir büyüme gerçekleştirildi.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nı daha önceden de biliyorduk. 2010 yılının sonlarına doğru çevredeki afişlerden, internetten, etrafımızdaki ilgili insanlardan destek programı açtıklarını öğrendik ve bu konuyla ilgili olarak kendi projemizi hazırladık. Projemiz onaylandıktan sonra 385 bin lira destek kullanım hakkı aldık. Bu desteği kullanmak için gerekli çalışmaları başlattık. Bu destek kapsamında fabrikamızda 4 adet makine satın aldık. Üretim kapasitemiz %30-40 civarında arttı. Personel sayımız projedeki hedefin üstüne çıkarak 41 kişi artmıştır. İhracat yaptığımız ülke sayısı 17'ye ulaşmıştır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile beraber yaptığımız bu proje kapsamında ve sonrasında bütün süreçler mevzuata uygun bir şekilde gerçekleşti. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ilgi personelinin refakatinde bütün süreçleri tamamladık. Gerekli ara raporlarımızı teslim ettik. Gerekli izlemeler yapıldı, ziyaretler yapıldı ve bütün bunların sonucunda nihai izlememiz de yapıldı ve proje sonlanma aşamasına geldi. Yıldan beri mobilya ve dekorasyon işlerinde sürekli araştırma, geliştirme içerisinde olan bir firmayız. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın reklamlarını duyduk. Kalkınma Ajansı'ndan projemiz çıktı. Bu projenin sonunda ajansla beraber çalışmalarımızı sürdürerek makinelerimizi tamamladık. 40-50 tane kapı üretimimiz vardı. Bu kapı üretimini 2 katına artırdık. Kapı batlamamız yoktu. Bunu frezede grup bıçaklarla çıkartıyorduk. Oysa şimdi kapı ebatlamada kapıyı koyduğumuz vakit ölçüleri giriyoruz. Otomatik olarak istediğimiz ölçüde kilit kol yeri ebatlanmış şekilde yaklaşık 3 dakika gibi bir zamanda kapıyı bize ebatlayıp vermekte.